Kardeş! Kız o acayip silah çekince ilk başta çok korktum. Ama salakları içine mendil koymayı unutmuş, iyi mi? Peki bu da boştur ha? Hemen iyileşiyorsun, ilk otobüse köyüne dönüyorsun, tamam mı? Neden ya? İtiraz edersen de beni ilgilendirmez. Kızı sokağa mı atacaksınız? He ya, beni sokağa mı atacaksın? Çiçeklere bakınca böyle bir şey yapmazsınız gibi gelmişti ama. Belgin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyyen Hanım değil mi? Evet. Ne hoş. Buyurun, buyurun. Artık bunları dinleyen pek kalmadı değil mi? Evet. Ne yazık ki kalmadı. Size eski günlerden kalan bir şey de ben getirdim. Çerçevesi kırıldı. Hemen siz geldiniz aklıma. Zaten çok eskimişti. Yeni bir resim daha. Rahmetli eşiniz de çok yakışıklıydı. Bir bakalım. İyi bir çerçeve buluruz sanıyorum. Size zahmet olacak. Ne demek? Zevkle efendim. Bekleyeyim mi? Tabii, buyurun oturun. Bir günde siz resimlerinizden birini getirseniz buraya assak, benim için ne büyük şeref olur. Ne yapacaksınız benim resmimi? Aa, öyle demeyin. Size ve filmlerinize hayranlıkla geçti yıllarım. Belki bencilce ama o anıları daha çok hatırlayabilmek için. Böyle düşünmeniz ne hoş. Bir dahaki gelişimde getiririm. Sağ olun. Evet. Bu çerçevelerden hangisi daha iyi olabilir acaba? Yenge Hanım, buyurun yardımcı olun. Allah. Ne yengesi kardeşim ya? Ne bu zaten limuzin ya şoförü gibi? Kaç para yazdı onu söylesen. 5 milyon abi. Taksit de yapıyor ne musun? Ne gibi abi? Yok bir şey, al. Kim? Hadi aç şu bagajı. Kime el sallıyorsun sen ya? Zaten rezil ettin. Ben geldim ben. Zaten pencereyi çıkmış. Bunlar yengenin bavulu filan değil mi? Ne yengesi abicim? Yengenin, yani ablanın eşyası yok gibi abi. Bana bak abicim. Öyle yenge menge diye niye bağırıyorsun sokağın ortasında? Hı? Bak, zaten millet yanlış anlamak için camlara çıkmış bizi bekliyor. Bak parmağıma, yüzük var mı parmağımda? Yok değil mi? Yok değil mi abicim, yok. Hadi Memoli, ne bekliyoruz? Aa. Aa. Ne oldu hanımefendi? Patladınız mı 2 dakika arabanın yanında durunca? Bak sana ne diyeceğim. Şu bende kalma fikri var ya, hayatta olmaz aslında. Al bak, ben sana para vereceğim şimdi. Sen atlayacaksın bir otobüse, doğru köyüne gideceksin. Orada da bir güzel seni iyileştirecek. Bir dakika abi, ne yapıyorsun ya? Şuraya bak ya, yolun ortasında pembe dizi çeviriyoruz, iyi mi? Şuraya bak, millet zaten bakıyor. Filme çektiler bizi. Hey, ne ağlıyorsun ya? Ya ağlama, bütün mahalle bizi izliyor zaten. Ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsunuz? Siz oynasanız topunuzu. Yoksa şimdi topunuzu. Al yenge. Pardon abi. Abla, adın neydi senin? Öyle olsun Memoli. Beni böyle hasta hasta ortalarda koymak sana yakışırdı ancak. Tamam, dur dur. Dur sen de dur. Abi sen de bir karar ver ya. Bir dur diyorsun, bir yürü diyorsun. Tamam, kes artık zırlamayı. Üf Allah'ım ya. Ne günah işledim ben ya. Ne günah işledim de beni böyle cezalandırıyorsun. Hadi sallanma, daha merkeze gideceğim. Saat kaç oldu? Ben yürüyemem ki. Ne? Beni taşıman lazım diyorum. Ne? Yürüyemiyorum dedim. Sağır mısın? Sen kendini komik mi zannediyorsun ya? Baksana millet nasıl aç kurt gibi bekliyor camlarda. Seni ben burada kucağıma alırsam filme çekerler, filme. Pazar eklerine çıkarız sonra gazetelerin. Hadi bas ayağının üstüne, hadi. Ya ne yapayım, sürünerek mi yukarı çıkayım? İster sürün, ister burada uçarak çık. Beni ilgilendirmez. Hastanede taşımıştın ama. Orası hastane, burası bizim mahalle. Oradakiler hasta, buradakiler komşu. Bunların hayat dedikodu. Yürü, tamam, tamam. Bas ayağını üstüne. Peki Memoli, peki. Ne de yiğitmişsin sen. Deden vere vere senin adresini verdi ya, dönüşte ona bir çift sözüm olacak. Seni her düştüğünde yakalayacak mıyız böyle? Aferin. Dikkat etsene ya. Pardon. Allah. Tamam, bağırma. Ne yapıyorsun ya? Tamam ya. Aman. Allah. Dur, tamam. Ay.
Tamam tamam, bağırma ya. Tamam, bağırma. Bağırma. Ya bağırma. Ya tamam hadi. Babalım. Babalım. Tamam. Tamam, bağırma. Seninle uğraşmak zorunda mıyım ben be? Gel yukarı, kendin bana ne? Memale! Memale! Gel gel, sen kendin gel. Boşaran kuyumcu. Çok borçları var mı? Ne kadar borçları var? Çok. Vallahi benim matematiğim yetmiyor. Senin matematiğin yok ki oğlum, yetsin. Erkan baba, bayağı şık oldun böyle he. Vallahi damatlığım bile böyle değildi. Hasan ağa bahsettiydi senin şu düğününden. Yenge nerede şimdi? Yenge falan yok. O düşmanın kızı. Kan davası ayakları ha. Eyvallah. Hangi grup kan olması gerekiyor RH pozitif açısından yani ha? Sen hiç bizim oralara geldin mi? Yok babacığım. Biz Kasımpaşa çocuğuyuz. Bizim işimiz olmaz oralarda. O zaman neden bahsettiğimden hiçbir zaman anlayamazsın. Ha ben kızma babacığım ya. Şaka yaptık sadece. Kan davasının şakası olmaz. Belki 100 yıldır iki taraftan da onlarca insan öldü. Şimdi görev bende. Ama onların ailelerinde öldürülecek erkek kalmadığı için ben de kızlarından aldım intikamımı. Helal sana kardeşim. Helal. Çok geç kaldım, çok. Şef öldürecek beni. Almışsın yine eline silahı. Ne var kızım? Ne var be? Niye gülüyorsun? Bu eve fazla misafir gelmez. Ne yapayım, alışkanlık işte. Ver o silahı bana. Ver. Aa, bıraksana ya, ne yapıyorsun? O benim silahım. Bana bak. Yüzünü gördüğüm andan beri başını, dolayısıyla da benim başımı 1000 tane belaya bulaştırıyorsun. Sırf dedenin hatırına bacağın iyileşene kadar burada kalmana izin veriyorum. Bacağın düzelir düzelmez hemen pılını pırtını toplayıp uzayacaksın. Tamam mı? Uzamak mı? Uzamak ne demek? Uzamak demek bu güzel gelinliğini, bu acayip silahını alıp otobüsüne binip köyüne dönmek demek. Bir daha da benim kapımı çalmamak demek. Anladın mı? Anladın mı dedim? Bana bir bardak su getirsene. Ben kalkamıyorum. Sevaptır. Ne diyorsun sen ya? Ha, bir uşaklığımız kalmıştı zaten. Bir uşaklığı kalmışmış. Elini yapacak sanki. Sakin ol. Bu bir kabus ve yakında geçecek. 1, 2, 3, 4. Buyurun suyunuz. Sağ ol. Biraz dinlenin. Döndüğümde gitmiş olursanız ödeşmiş oluruz. Teşekkürler. Memoli. Akşam eve geç kalma ha. Allah Allah, akşam eve geç kalma diyor ya. Ne zannediyor bizi ya? Sanki karım da ulan Bahri dede, ulan Bahri dede. Hayırlı olsun evladım. Ne hayırlı olsun teyzeciğim? Gelinimiz, gelinimiz. Çok da şirinmiş. Kaza mı geçirdi kızcağız? O mu? Siz şey zannediyorsunuz onu, ben onunla şey yaptım diye böyle. Yok, hiç alakamız bile yok. O bir akrabamız sadece. Küçük bir kaza geçirdi, hastaneden yeni çıktı. Dinlenip akşama gidiyor. Zannettiğiniz gibi bir durum yok yani. Tabii tabii. Yine de tebrik ederim evladım. Kucağımıza bir hasta alıyoruz. Anında adımızı çıkartıyorlar ya. Ne haber Ali? Oo, sen yapma bari ya. Buyurun abiler, hoş geldiniz. Altın lazımdı galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.